Aa. Ne oldu, hepinizde bir ses kesildi, inanmadınız mı? Aa. Alihan'cığım, kusura bakmazsın değil mi? Şöyle göstereyim. Gerçekten anlatacağım söz. Sen tek kelime bile etme. Zeynep. Sen gelme. Anne. Amına çağırır. Anne bir şey. Anne. Abla. Git dayı buradan. Git uzaktan. Anne. Anne kal. Fiyonje. Fiyonje kafeye bir restoran lütfen. Şey, bir ambulans lütfen. Anne. Sakin ol kızım. Abla. Anne anne. Çağırdın mı ambulans? Anne. Çağırdım, geliyor. Abla. Anne ne olur. Anne ne olur ölme anne, anne kalma. Anne. Annem. Ben de bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ha? Cevap versene, sana soruyorum. Sürpriz. Abla ne sürprizi ya? Alihan'la evlendiğini bana nasıl söylemezsin? Ya sakin ol Caner'cim, sakin ol. Ben gerekeni yaptım. Ne demek gerekeni yaptım ya? Ben senin kardeşinim. İnsan evlendiğini kardeşine nasıl söylemez ya? Böyle büyük bir haberi sana söyleyerek ağzından kaçırma riskini göze mi alsaydım? Hele son zamanlarda Zeynep'le kurduğun yakınlığı düşünürsek pek de haksız sayılmam değil mi? Ne diyorsun abla sen ya? Ne diyorum? Teşekkür edeceğine bağırıp çağırıyorsun diyorum. Teşekkür mü? Evet. Önceden haberin olsaydı burada bu kadar şaşırmayacaktın. Zeynep de arkadan iş çevirdiğini düşünecekti. Olaya bir de bu tarafından baksana Caner. Ha, sen şimdi beni kurtarmış oldun yani, öyle mi? Aynen öyle Caner'cim. Bittik biz ya. Bittik biz. Ne bitmesi ya? Caner, biz küllerimizden yeniden doğduk. Artık soyadım Taşdemir. Ve şirkette söz sahibiyim. Alihan'a hisselerimin yönetimini verdim. Ama holdingde ben de olacağım. Eskisinden çok daha güçlüyüz artık. Dua et de şu zerrin ölmesin bari. Merak etme, ölmez o. Esas bizim önceliğimiz erim. Kimse duymadan bizden duysun. Hadi bir taksi çağır. Merak etme, kısmı iyileşecek.
Sen hangi yüzle geldin buraya? Annem senin yüzünden ölümle perçeleşiyor. Pislik herif ya. Ben gidiyorum, akşam geleceğim, yine bir emirlere uğrayayım. Onlar da merak etti. Bir şey ihtiyacınız olursa arayın. Tamam. Halit arıyor. Seni merak etti herhalde. Efendim Halit. Yıldız neredesin? Zeynep'in yanındayım, eve getirdim onu. Ay, birazcık moral kötü. Çok kötü bir şey oldu. Biliyorum Halit. Onu demiyorum. Zerrin ferahlaştı. Ne oldu? Hastaneye getirdik. Kalp krizinden şüpheleniyorlar. Kalp krizi mi? Ne oldu? İyi mi şimdi? Şu anda yoğun bakımda. Doktor çıkınca bilgi alacağım. Ay tamam, sen bana da haber ver. Haber. Ne oldu? Zehrin kalp krizi geçirmiş. Ne? Zavallı kadın ya. Dayanmadı tabii kalbi bu kadar şeye. Nasılmış durumu? Kötü müymüş? Halit haber verecek. Ay Allah korusun. Ay. Yıldız Alihan evlendi. Zerrin Hanım yoğun strese bağlı olarak kalp spazmı geçirmiş. İki damarına stent taktık. Şu an durumu iyi. Şimdi görebiliriz değil mi? Bir sorun yok. Kısa süreliğine girip görebilirsiniz. Ben gidiyorum. Geçmiş olsun. Annem. Anneciğim. İyi misin? İyiyim. İyiyim canım. Çok korkuttun beni. Abla. Git buradan. Ablan yok artık senin. Abla. Dayı git lütfen. Zaten senin yüzünden bu halde. Daha fazla kötü olmasın. Bunun hesabını vermeden bir yere gidemezsin. Çekilirin üstümden. Yarın konuşacağız. Babacığım. İçmeyeceğim. Ay ne oldu böyle babacığım ya? Liloş ya. Hiçbir şey olsun Halit amcığım. Nasıl Zerrin? Yani iyi gibi. Yarın normal odaya alacaklarmış. E iyi var ya. Nasıl oldu ki? Ender Alihan'la evlenmiş. Ne? Nasıl evlenmiş? Bildiğin basbaya evlenmişler. Sildi dayımı. Bir daha asla affetmez. Senin bundan haberin var mıydı? Yoktu babacığım. Yemin ederim yoktu. Ben olsa söylemez miyim böyle bir şey ya? Erim. Biliyor mu Erim? Erim bilse bana söylerdi. Böyle bir şey kabul etmez çünkü Erim. Ne bileyim, aklım olmuyor ya. Ender böyle bir seçim yaparak Erim'i gözden çıkarmış oldu. Ya bir şey soracağım ben. Peki hadi bu Ender evlendi Alihan'la da. Alihan nasıl evlendi Ender'le ya? Aklıma bir tek neden geliyor. Şirkette beni devirmek için işbirliği yapıyorlar. Ne? Nasıl? Ender doğum yaptığında şirketten ona hisse vermiştim. Sen nasıl yaptın babacığım öyle bir şey ya? Hiç yapmazsın. Erkek çocuk sahibi olmanın heyecanı diyelim. Diyelim tabii. Diyelim. Erkek çocuğu heyecanı. Keşke biz de erkek olsaydık. Ne güzel olurdu. Bir şey söyle. Bağır çağır, içinden ne geliyorsa söyle. Ben yanındayım ne olur. Böyle sessiz durma korkuyorum. Alihan evlendi. Ay bu da ne saçma bir şey ya. Ay vallahi aklımı kaybedeceğim. Allah'ım başımıza gelenlere bak. Hem de Ender'le evlendim. Ya bu nasıl anlamsız bir trajedi ya? Ender'le senin ne işin var? Ay düşündükçe deli oluyorum.
bütün gün benimle konuşmaya çalıştı. Bunu söyleyecekmiş demek ki. Ay ne söyleyecekmiş? Ender'le evlendin mi diyecek? Pislik. Zahmet etmiş. Zehrin nasıl acaba? Halit az önce haber verdi. Daha iyiymiş. Mahvoldu kadın ya. Alihan da hastanedeymiş. Tabii Halit hala onu öldürmediyse. Başımıza gelenlere bak Zeyno. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum ablacığım. Hiç bilmiyorum. Odana kıyafet koydum. Hadi gel. Duş al, üstünü değiştir. Abla istemiyorum. Ya Zeynep hep böyle mi kalacaksın? Galiba. Zeynep, sen ne olursa olsun iyi ol, tamam mı? Ben sensiz yaşayamam. Daha ne olacak ki zaten? Başıma gelebilecek her şey geldi Alihan yüzünden. Katilim o benim. Sonunda ben onun katili olacağım. Ben bakarım. Sen buraya hangi yüze geldin? Zeynep içeride mi? İçeride ya da değil, sana ne? Defol git buradan. Zeynep'i görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim Yıldız. Göremezsin Zeynep'i falan. Bırak gelsin. Gelsin mi? Gelsin. Abla sen git. Emin misin? Eminim, sen git. Arayacağım ben seni. Ara beni. Pis. Anlatmaya çalıştım sana. Farkındayım onun. Ne anlatacaktın, nasıl anlatacaktın çok merak ediyorum. Seni çok üzgünüm. Belli. Belli üzgün oldum. Seni seviyorum. Evet, çok seviyorsun gerçekten. Zaten benim başıma ne geldiyse sen beni çok seviyorsun diye geldim. Keşke daha az sevseydin. Zeynep, ben seni çok seviyorum. Evet, biliyorum. Başka biriyle evliyim şu an. Ama bu evlilik kağıt üzerinde. Ben seni asla aldatmadım. Aldatmayacağım da. Ne kadar dürüstsün ya. Hayran kaldım dürüstlüğüne. Bak, beni bekle. Tamam, lütfen. Bekle beni. Bekleyeyim mi? Aha. Neyi bekleyeyim ya? Senin Ender'den boşanmanı mı bekleyeyim ben? Bu evlilik bir formalite Zeynep. Ben ne kadar aptalım ya. Ben senin değişebileceğini düşündüm. O insanların önünde rezil oldum ben. Yaptıklarıma inanamıyorum. Özür dilerim. Hangi biri için? Her şey için. Şu ana kadar sana ne yaptıysam hepsi için teker teker özür dilerim. Madem gidip başkasıyla evlenecektin, niye benim için bu kadar şey yaptın sen? Haklısın. Ne de sen haklısın. Benden nefret etmekte de haklısın. Nefret bile edilmeyecek kadar değersizsin artık. Bitti. Senle ben asla bir araya gelmeyeceğiz. Asla. Al bunu da. Al. Git şimdi. Seni çok seviyorum. Ne yaptıysam mecbur olduğumu bil. Tamam. Evlenmen için kafana silah bile dayamış olsalar umurumda değil artık. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor.
Ben seni çok seviyorum Zeynep. Hoşça kal. Sen git. Zeyno biziz. Kardo ya hadi aç kapıyı. Ya konuşmak istemiyorum. Ya tamam konuşmayız biz de. Bak açmazsan sabaha kadar burada yatacağız ha. Zeyno. Ne oldu öyle ya Zeyno? Konuşmayacaktık hani. Emir sen de ya. Tamam konuşmayacağız. Böyle hep beraber susacağız tamam mı? Evet. Biz senin yanında olmaya geldik. Döndü mü Hakan? Uçakta. Haberi var mı? Bilmiyorum ki. Ya nereden haber olsun ya? Caner'in bile yeni haberi oldu. Emir saçma sapan konuşma ya. Nasıl yeni haberi oldu? Bal gibi de haberi vardı işte. Yavrum görmedin mi çocuk öyle şaştı kaldı. Bak bundan sonra Alihan'la Selam'ı sabaha kestim. Bitti o iş ya, bitti. Emir saçmalama. Patronun o senin. Tamam patronum olabilir ama artık kardom değil. Ay olmasın da zaten. Nefret geldi hepsinden be. Ne diyor Alihan, bir açıklama bir şey yapıyor mu? Seviyormuş. Seni. Hı. Aa, bu tam dayaklık ya. Böyle sağlı sollu iki tane tokatlayacaksın ya. Ya bu Alihan'ı ben anlamadım. Manyağın teki çıktı ya. Ya Türkçe dublajda film gibi kardeşim yaptığıyla söylediği birbirini tutmuyor ki. Hepsi benim hatam. Benim aptallığım. Yani söyledikleriyle yaptıklarıyla beni kandırmasına izin verdim. Biraz daha gözüm açık olsaydı şimdi kendimi bu kadar kandırılmış hissetmeyecektim. Ama işte. Dayı. Abla daha iyi misin? İyi. Yarın çıkarmayı düşünüyorlar. Özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Abla, benimle konuşmayacak mısın? Senin bugüne kadar başına buyruk yaptığın her şeyi bir şekilde kabul ettim. Ama bunun kabul edilir bir tarafı yok. Madem sen beni düşünmeden böyle bir karar alabiliyorsun, yolun açık olsun. Geçerli sebeplerim var. Zamanı gelince hak vereceksiniz. Benim bundan anladığım tek bir şey var. O da bize hiç değer ve önem vermediğin. Gerisinin konuşulacak bir tarafı yok. Zamanla anlayacaksınız. Yaparsın böyle bir şey ya. Kadının kalbine indir resmen. Yapacak bir şey yok. Zamanla alışacak. Alışacak mı? Annem bu duruma nasıl alışabilir sence? Kocasını elinden alan kadın gitti kardeşiyle evlendi. Gila, durum bu. Zamanla alışacak. Yapacak bir şey yok. Ben seni Ender'i sevdiğine inanmıyorum. Olabilir. Hadi bizi geç. Peki ya Zeynep? Zeynep'e nasıl yaparsın bunu? Bir karar vermem gerekti. Ben de kararımı verdim. Ha. Verdiğin kararla hepimizi mahvettin sen. Biliyorum.
Şu an her şey yanlış gözüküyor. Ama bana güven. Bu iş bittiğinde herkes benim haklı olduğumu görecek. Tamam. İnşallah dediğin gibi olur. Ama eğer bu süreçte anneme bir şey olursa o zaman seni asla affetmem. Ablama hiçbir şey olmayacak. Tamam. Ben aşağıdayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa beni arayın. Gel Zeynep. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gel. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi misiniz? Kalbimi tamir ettiler de ruhumu nasıl edecekler bilmiyorum. Her şey yoluna girecek, merak etmeyin. Ben de bilmiyorum. Ama her gecenin bir sabahı vardır. Öyle düşünmek lazım. Böyle bir durumda bile bana moral vermeye çalışıyorsun. Oysa ben sana neler yaptım. Yaptıklarımdan çok utanıyorum Zeynep. Yani hiç şimdi bunları konuşmayalım. Ayrıca herkes hata yapar. Siz de bilerek isteyerek yapmadınız. Bunları yaşayacağımızı bilseydim yapar mıydım hiç? Senin haberin var mıydı? Yani şüphelendiğin bir şey olmadı mı? Olmadı. Allah'ım. Sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Zerrin Hanım hiç üzülmeyin. Geçecek bunların hepsi. Ben inanıyorum. Ben kardeşimi kaybettim Zeynep. Zamanla mutlaka bir orta yol bulursunuz. Halit nasıl? Sabah geldi de korkudan soramadım. Haberin var mı? Yok, hiç bilmiyorum. Zerrin Hanım, zamanla herkes bu duruma alışır. Siz kendi sağlığınıza dikkat edin. Üzmeyin kendinizi. Teşekkür ederim. Ben gideyim artık Zeynep. Beni çok mahcup ettin. Olur mu öyle şey? Öyle söylemeyin. Tekrardan çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ben annemin yanına gideyim. İşe gelmeyecek misin? Sen bana bunu nasıl söylüyorsun ya? Sözleşme imzaladın. Gidemezsin. Öyle mi? Hı hı. İyi, dava aç o zaman bana. Çünkü ben çoktan gittim. Sözleşme çöp. Alihan. Zeynep. Kısa bir süre için diyorum. Lütfen bana zaman ver. Kısa bir süre. Lütfen. Alihan, seni bekleyecek olan kişi ben değilim artık. Bence sen ne yap biliyor musun? Kendine yeni bir sayfa aç. Çünkü ben kendime yeni bir defter aldım. Zerrin. Utanmaz, ahlaksız. Zerrin'cim, daha yeni tamir ettiler kalbini. Ateş püskürüp bir daha bozma istersen ha. Senin yüzünden buradayım. İstediğin oldu sonunda. Bak, yataklara düştüm. Bana bak, vallahi ucuza atlattın. Çok geçmiş olsun. Sen ne yüzle geldin buralara? Ha Zerrin. Bunca yıllık hukukumuz var. Bir kere çocuklarımız kardeş.
Dolaylı da olsa hastalanmanda da payım var yani. Benden beter olursun inşallah. Hemen o kardeşimin peşini bırakıyorsun. Duydun mu? Hemen. Peşinde olunan kardeşin değil ki. Benim. Yani o benimle evlenmek istedi. Yani kızacaksan kardeşine kız bence. Kim bilir ne oyunlar oynadın ona da. İnan hiç oyun oynamaya gerek kalmadı. Serin ne tuhaf değil mi seninle sürekli kaderlerimizin kesişmesi? Önce Halit, sonra Alihan. Ben seni değiştin sandım. Ama asıl Servet Avcısı senmişsin. Aa, Servet Avcısı değil de elit zevkleri olan diyelim ha? Ne dersin? Defol. Çık, defol. Çık buradan. Aa, bir hasta ziyaretine geldim. Yemediğim azar kalmadı. Okey, gidiyorum. Zaten arkamdan kocama önce beni hasta etti, sonra da ziyaretime bile gelmedi dememen için sana uğramıştım. Malum, balayındayız. Huzursuzluk istemiyorum. Babay canım. Allah belanı versin Ender. Yorma kendini, yorma. Hadi, hadi tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.